Allah'a hamd olsun. Hamdler sonsuzca ona olsun. Hamdlerin tamamı ona olsun. Övgülerin en güzeline o layıktır. Övgülerin en büyüğüne o layıktır. Onu ne kadar överseniz övün haşa şımarmaz. Allah'ı ne kadar överseniz övün yeterince övmüş olmazsınız. Övgülerimiz Allah'a ne kadar ulaşırsa ulaşsın, yine de övgüde onun hakkını ödemiş olmayız. Övgüler onun için ona mahsustur. Onun dışında özellikle insanlar övgüyle ayartılırlar, övgüyle yoldan çıkarılırlar. Özellikle insanları yapmadıkları şeylerle övmek, onları yoldan çıkarır. Onun için elhamdülillahi rabbil alemin. Hamd yani övgü Allah'a mahsustur. Bu şu anlama gelir. Övgü eğer övecekseniz birini Allah'ı övün. Zira övdüğünüz her ne de övülecek şey varsa onlar Allah'tandır. Kaynağı Allah'tır. Eğer övecekseniz Allah'ı övün. Zira Allah'ı överek yoldan çıkaramazsınız haşa. Ama insanı överek yoldan çıkarabilirsiniz. Eğer övecekseniz Allah'ı övün. Zira Allah kadar büyük, Allah kadar size cömert, Allah kadar güçlü biri başka yok ki. Onun için övgüler ona mahsus. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah'ın yüceliğini bir kez daha anıyoruz ki Rabbim bize sevinmeyi ve üzülmeyi verdi. Sevinirken de üzülürken de referansımız o olsun istiyoruz. Onun için onu unutarak sevinmeyi, sevinmek değil, yoldan çıkmak olarak görürüz. Onu unutarak üzülmek de Allah yokmuş gibi konuşmak, Allah yokmuş gibi düşünmek, Allah yokmuş gibi bakmak olur ki o hüzün bizi parçalar, altında bırakır, ezer ve mahveder. Dolayısıyla bugün bayram, bayram sevinme terbiyesidir aynı zamanda. Sevinci paylaştığımız günlerdir ve sevincimizin salata dönüştüğü, desteğe dönüştüğü, yardıma dönüştüğü, birlikteliğe dönüştüğü, birbirimize katma değere dönüştüğü, birbirimize desteğe dönüştüğü bir an, bir zamandır. Huve edhake ve ebke, huve emate ve ahya. Güldüren de o, ağlatan da o. Öldüren de o, dirilten de o. Neden böyle bir ayet var Kur'an'da? Güldüren de o, ağlatan da o. Sanki o dönemde ve her dönemde, bu dönemde de birileri gülen bir takım insanlara sitem etmişler. Kötü konuşmuşlar. Onları kınamışlar. Hatta gülmeyi günah olarak nitelendirmişler. Gülmenin sanki ayıp bir şey olduğunu söylemişler. Ve Kur'an da onlara şu cevabı vermiş. Güldüren o. Yani size gülme yetisini vermeseydi gülemezdiniz. Dolayısıyla bu yetenek onun size verdiği yetenektir. Neden onun verdiği yetenek günah olsun ki? Bakınız, aynı zihniyet, aynı mantık hadis kitaplarına da girmiş. Demek ki
Kur'an'ın karşısında bulduğu ve reddettiği zihniyeti biz Kur'an'ın arkasını dolanarak hadisin içine girmiş görüyoruz. Eğer benim bildiğimi bilseydiniz çok ağlar az gülerdiniz. Ne demek şimdi bu? Bu ayete zıt bir şey uydurun deseler ancak böyle bir şey uydurur. Allah Resulü Kur'an'a aykırı konuşur mu? Allah Resulü kendisini Resul eden Kur'an'la zıtlaşır mı? Çatışır mı? Onun ağzından öyle bir söz çıkar mı? Nedir bu? Aslında Hristiyanların eskatizmi, yani çileciliği. Evet, Hristiyanlıkta özellikle Katoliklikte gülmek günahtır. Evet. Gülmek günahtır. Dolayısıyla Aristo'nun bir kitabının bir bölümü olan Gülme Üzerine kitabını kilise yasaklamıştır. Hatta bu kitabı Orta Çağ'da bazı manastırlarda sayfalarının ucuna zehir sürmüşler ki okuyan ölsün diye. Bunun romanını da yazmıştır Umberto Eco, Gül'ün Adı. Filmi de çevrildi bunun. Dolayısıyla bu hikayeden yola çıkarak adam zehirlemiş kitabın sayfalarını ki okuyan ölsün. Okuduğu kitap nedir? Gülme Üzerine. Ne olur gülürse, gülerse ne olur? Yani ne olur hakikaten? İnsan gülmeli bence. Sevincin bir ifadesi. İnsanın gülme hakkını elinden almamalısınız. Eğer gülmek kötü bir şey olsaydı Allah ona bu yeteneği vermezdi zaten. Siz hayvanları gülerken gördünüz mü? Allah'ın bir lütfudur. Tebessüm etme hakkı. Onun için tebessüm etme hakkınızı kimsenin elinden almasına izin vermeyin. Hele hele size düşman olanların, size kötülük yapanların elinden almasına izin vermeyin. Hele değmeyen adamlar için tebessümünüzden vazgeçmeyin. Feda etmeyin. Dolayısıyla kahkaha için de aynı şey geçerli. Nedir yani? Bazı insanlar sever, kahkaha atınca rahatlar. Efendim, nedir yani? Dolayısıyla hani çok ilginçtir kahkahanın abdesti, namazı bozacağına dair fıkıh bile oluşturulmuş. Hiçbir delile de sahip değil. Hiçbir delil. Onun için diğer fukaha tarafından çok ciddi eleştirilmiş. Çünkü delili yok. Yani bu anlamda sevinmek fıtrattandır. Sevinmek için ayrıca bir delile ihtiyaç yok. Ayete de ihtiyaç yok, hadise de ihtiyaç yok. Çünkü fıtratın bir gereğidir. Fıtratın kendisi bizzat en temel ayettir. Onun için insan fıtratına aykırı davranmamalı. Peki sevinmenin bir terbiyesi var mı, sınırları var mı? Elbette var. İşte budur aslında sevinme terbiyesi, sevinme eğitimi bayramlardır bu anlamda. Bakınız, insan tebessüm ederken yüzünün 12 kasını kullanırmış. Ama asık surat yaparken insan yüzünün 120 katını kullanırmış. 120 kasını kullanırmış. Yani 1'e 10. Asık suratla yaşamak, asık suratla gezmek, asık suratla bir ömür geçirmek için 120 kasınızı kullanmanız lazım. Tebessüm etmeniz için sadece 12 kas yetiyor. Onun için ölen insanlarda eğer şoka uğramamışsa ölürken tebessüm eder bir hal görürsünüz. Bu öyle ölürken cenneti gördü, ölürken melekleri gördü, ölürken şunu gördü falan değil. Ölürken eğer şoka uğramamışsa o anda insan normal duruşu odur. Niye anormal duralım ki? Niye tebessümümüzü esirgeyelim ki? Tebessüm sadakadır. Onun için niye yoruyorsunuz kendinizi ki?
Ben kendime de söylüyorum bunu aslında. Ey Allah'ın Mustafa kulu, niye yoruyorsun böyle? 12 kası kullanmak varken 120 kası niye yoruyorsun? Dolayısıyla o jest olur, o mimik olur. Kırışıklıklar bir yüz hattına dönüşür. Bir yüz mimiğine dönüşür. Bir daha da kurtulamazsınız ondan. Onun için tebessüm iyidir. Sevinmek iyidir. Sevindirmek iyidir. Tabii sevinmek ikiye ayrılır özünde aslında. Bir, haz kaynaklı sevinç. İki, huzur kaynaklı sevinç. Haz kaynaklı sevinç geçici bir sevinçtir. Ve bu aslında terbiye edilmesi gereken şeydir. Haz kaynaklı sevincin kaynağı ki nörobiyolojisi yine beyindedir. Hayvan beynimizdedir, alt beyindedir, limbik sistemde. Ve amigdala isimli orada bir hormon merkezimiz vardır. Amigdalanın salgıladığı 3 tane hormon vardır ünlü. Nedir onlar? Dopamin, oksitosin ve serotonin. Dopamin haz hormonudur. Haz aldığınızda salgılanır. Oksitosin bağlantı hormonudur. Bu bağlanmalar, aşık olmalar, bir daha kopamamalar, mala bağlanmalar, insana bağlanmalar, şeyhe bağlanmalar, şuna buna bağlanmalar hep oksitosin hormonundan geliyor. O hormon aşılı salgılandığı zaman bağımlılık yapıyor. Uyuşturucuya bağlanmalar, alkole bağlanmalar ve bağımlılık yapan her ne var ise maddi manevi oksitosin hormonu salgılatıyor insana. Üçüncüsü ise serotonin, en efendi hormon serotonin hormonu. Harika bir hormon. Nedir bu? Serotonin hormonu başkasına yardım edince, başkasını sevindirince salgılanıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani sevinince değil, sevindirince salgılanıyor. Serotoninle dopamin hormonunun farkı var. Dopamin yani haz hormonu, zevk hormonu ne kadar verirseniz bir üstünü istiyor bir sonra. Hel min mezid diyor, daha yok mu? Daha yok mu? Yani aynen bir uyuşturucu bağımlısının uyuşturucuya bağımlılığı gibi. Daha yok mu? Altın vuruşa kadar gidiyor. İlk anda aldığı zevki almak istiyor ama o ilk olduğu için o zevkte. Çölden gelmiş bir çöl yolcusunun eline aldığı sudan ilk içtiği yudumun tadını, lezzetini sonraki yudumlar verir mi? Vermez. Niye? O ilktir. O ilktir. Ya hocam ben ilk namaza başladığımda çok zevk alıyordum. Şimdi doğaldır güzel kardeşim. Doğaldır. Bu böyledir zaten. Anlatabiliyor muyum? Öyle olmalıdır. Sen insansın, unutma. O çölden gelmiş bir çöl yolcusunun ilk içtiği suya benzer. Yani o suda değişiklik olmayabilir. Hatta sonraki sular önceki sudan daha lezzetli olabilir. Ama sen o lezzeti bulamıyorsundur. Çünkü o susuzluğun yok. Aslında o sudan kaynaklanmıyordu, senden kaynaklanıyordu. Susuzdun. Dolayısıyla susuz insanın suya kavuşunca aldığı lezzet gibi olur mu? İşte bu anlamda dopaminle serotonin arasındaki fark bu. Dopamin sadece zevk hormonudur. Zevk verir ve o zevki daha fazla, daha fazla, daha fazla alma isteği zevki öldürür. Zevkin hazzını öldürür. Zevkin lezzetini öldürür. Niye? Tatminsizlik. Tatminsizlik. Onun için öyledir.
Bakınız, helal ile tatmin olmayan haram ile de tatmin olmaz. Siz helal ile tatmin olmayanın haram ile tatmin olacağını düşünüyor musunuz? Dahası yok mu arayışına girer. Orada durmaz. Yani bir kez o bir sınır yoksa hiç sınır yoktur derim ya. Bir kez o sınırı çiğnediği zaman ondan sonra nerede duracağını kendisi de bilemez. Onun için sınırlar iyidir dostlar. Her zaman her sınır değil tabii. Ama sınırlar iyidir. Kardeşler arasına gerilen sınırlar değil tabii. Dostlar arasına gerilen sınırlar değil tabii. İnsanlar arasına gerilen sınırlar değil tabii. Ama insana sınır koyan, insanın güdülerine, dürtülerine sınır koyan, zevk ve haz duyularına sınır koyan sınırlar güzel sınırlardır, iyi sınırlardır. Aslında bizde özgürlüğün tanımı da budur. Canının istediğini yapmak değildir özgürlük. Özgürlük, canının istediğini yapmama iradesini kullanabilmektir. Evet, budur. Bunu ne kadar yapıyorsanız o kadar özgürsünüz. Dolayısıyla bu anlamda ikiye ayrılır dedim sevinç. Bir, dopamin merkezli sevinç, haz merkezlidir. Haz merkezli olunca haz aldığın kadar yaparsın. Haz yapacağın işleri yaparsın. Haz veren işleri yaparsın. Peki her hayır haz vermiyor. Her hayırda zevk yok. Mesela beleş zevkli. Ama emek zevksiz. Ama huzurlu. Bir fark var. Emeğin de sevinci var. Emeğin sevinci alın teri olmasından, hak edilmişlikten, o huzurdan gelir. Onun için helal huzur verir, haram zevk verir. Onun için haramın ki dopamin, helalin ki serotonindir. Peki serotoninin özelliği nedir? Daha yok mu dedirtmez. Dolayısıyla onu aldığında, o sana ulaştığında, beyne yayıldığında, nörotransmitterlarla beyne yayıldığında sen en ufağıyla dahi yetinirsin, huzur duyarsın, iç huzuru verirsin, huzur duyarsın. Bağışlarsın, huzur duyarsın. Oysa ki verdin, eksildin. Yani senin cebindeydi, çıktı. Aslında üzülmen lazım. Çünkü servetten biraz eksildi. Paradan biraz eksildi. Maldan biraz eksildi. Peki ama sende bir sevinç var. Sende bir neşe var. Nedir o? Sevindirmenin sevinci. O sevindi ya. O yetim sevindi ya. O gariban sevindi ya, o yoksul sevindi ya, paylaştın ya, onun sevinci işte. Gözlerinde sevinç gördün, sevindin değil mi? Gözlerinde umut gördün, sevindin değil mi? Sevindirdiğini gördün, sevindin değil mi? İşte budur. Bu huzur verir. Dolayısıyla sevincin, huzurun eğitilmesidir. İşte bayram budur, bakınız. İki bayramımız var. Biri Kur'an bayramı, biri Kurban bayramı. Kur'an bayramı, Ramazan bayramı dediğimiz bayram. Kurban bayramı da işte Kurban bayramı. Yani verdiğimiz, feda ettiğimiz bayram. Çok ilginçtir. Kur'an'da kurban kelimesi geçer mi hiç biliyor musunuz? Geçer. Nerede geçer biliyor musunuz? Maide suresinde. Bir kıssada geçer. Evet. Ve takarraba kurbanen. Peki hangi kıssada geçer? Habil Kabil kıssasında geçer. Ve kurban sunduklarını söyler ayet. İkisi de kurban sundu Allah'a. Peki biz ayetten doğrudan değil ama
İkisinin de yaptığı işleri tefsirlerden ve Kur'an dışı kaynaklardan öğreniyoruz ki Kabil, kardeş katili olan hayvancıymış. Habil de çiftçiymiş. Habil kurban sunmuş, kabul edilmiş, çiftçinin kurbanı. Hayvancı olanın kurbanı kabul edilmemiş, reddedilmiş. Dolayısıyla kurban tam da bu ayette geçer. Onun için kurban esasen Allah'a sizi yaklaştıran şey. Her şey, her türlü verme. Sadece bir tür verme değil. Sadece kesmeye, sadece biçmeye, sadece kelle koparmaya değil. Her türlü vermektir. Allah için. Yani duygudan, bilgiden, servetten, paradan, maldan, mülkten, emekten, yani aklınıza ne gelirse, sevinçten, hepsinden, tebessümden, karşıdakine ne ikrama geçiyorsa o vermektir. Dolayısıyla değerli olan her şeyden verilebilir. Bu anlamda her biri eğer doğru verdiyseniz, sizi Allah'a yaklaştıran bir adıma dönüşür. Mekke'de ve bölgede bayram yapılıyordu. İki tür bayram vardı. Bir mekana bağlı bayramlar, mekana ve zamana, bir de sadece zamana bağlı bayramlar. Mekana bağlı bayramlar, putların bayramlarıydı. Hubel bayramı vardı mesela. Lat bayramı vardı, Menat bayramı vardı, Uzza bayramı vardı. Mekke ve civarında müşriklerin bayramıydı bunlar. Hubel bayramı, Hubel putunun olduğu yerde yapılırdı mesela. Neredeydi, nereydi bu? Taif. Taif, Hubel putunun merkeziydi. Onun, o putun müştemilatında yapılırdı, arazisinde yapılırdı. Ona da tağut denirdi. Dolayısıyla o Hubel bayramında Hubel övülürdü. Ne yapılırdı bu bayramlarda? İnsanlar özellikle Hubel'i baş tanrı ilan eden, ya Hubel'e tapan insanlar, Hubel bizim tanrımızdır diyen insanlar, Hubel'in kulları tırnak içinde, onun etrafında toplanırlar, Hubel'in iyiliklerini dile getirirlerdi. Lat'ın bayramında da Lat'ın iyiliklerini dile getirirlerdi. Menat'ın bayramında da Menat'ın iyilikleri dile getirilirdi. Allah Allah. Hocam iyiliklerinden bahsettin sen. Biz bunları taşmış falan. Hayır, bunlar müşriklerin evliyalarıydı. Şimdi oturuyor mu? İyiliği, taşın iyiliği ne? Taşın iyiliği mi olur? Bunlar müşriklerin evliya diye inandıkları tiplerdi. Daha sonra bunlar İşte heykelini yaptılar. Bunlar işte Allah'ın kızları, Allah'ın efendim şusu busu diye haşa efendim bir takım yakıştırmalar efendim ki isimlerdi bunlar. İsimler işte isimleri koyuyorlar, ona da tapıyorlardı. Kendileri veriyorlardı bunlara bu isimleri, bu sıfatları falan. Ama bunlar geçmişte işte evliya diye inandıkları insanlardı. Öyle bir efendim ilişki bozulmuş ki, öyle bir anlam yüklemişler ki, dün evliya diye inandıklarına bugün tapmaya başlamışlar, put ilan etmişler. İşte böyle bir bayramları vardı müşriklerin. İkinci bayramda, ikinci bayram türü de zamana bağlı bayramlar. İki taneydi Mekke ve civarında zamana bağlı bayram. Bir, Nevruz. İki, Mihrican. Nevruz, evet, Farsça. Yani aslında Farslardan, Perslerden etkilenmişlerdi. Ve Perslerden almışlardı bu bayramı. Bu iki bayram aslında dünyada birçok kavmin bayramıdır. Aslında bu iki bayramın çıkış noktası nedir? Astronomidir. Ekinoks. Yani Mart ekinoksu ve Eylül ekinoksu. Ekinoks ne demek? Gece ve gündüzün eşit olduğu yılın iki günü. Gece ve gündüz
yılda iki kez eşit olur. Bir Mart ekinoksunda, bir de Eylül ekinoksunda. İşte bu iki günde bayram yaparlardı. Mekkeliler ve civarı. Birincisi Nevruz, yani yeni gün demektir Nevruz. Nev yeni, ruz gün. Aslında yeni mevsim, yeni dönem efendim. Bizde de kutlanır. Dolayısıyla bir de Mihrican. Artık efendim sezon bitiyor. Ticaret sezonu bitiyor, şu vesaire. Dolayısıyla bu da bayramlarıydı Mekke ve civarındaki insanların. Allah Resulü Medine'ye geldiğinde ama çok ilginç, Mekke'de yapmıyor bunu. Mekke'de bir bayram koymuyor. Medine'ye geldiğinde baktı ki Yahudilerin bayramları var. Yom Kippur, Kurtuluş Günü demektir. Yom, Yevm. Yahudice, İbranicesi. Kippur, kurtuluş. Yani Firavun'un zulmünden kurtuldukları günün bayramıdır Yahudilerde. Yine efendim hamursuz bayramı var biliyorsunuz. Efendim işte başka bayramları var. Hristiyanların bayramları var. Yumurta bayramı var. Efendim diğer bayramları var. Dolayısıyla işte İsa'nın kabirden kalkıp kurtulduğuna inandıkları, 3 gün sonra kabre yatırıldıktan 3 gün sonra kabirden kalkıp güya semaya uçtuğuna inandıkları gün yaptıkları bayram vardır vesaire vesaire. Orada tam da bizdeki gibi bir mevlid okuyorlar. Ben bir tanesine sırf şey yapmak için Avrupa'da efendim katıldım. Baştan sona da not aldım efendim. Yani Mevlüt nasıl girdi derdim ben. Mevlüt'ün Hristiyanlardan girdiğini biliyoruz Eyyubiler döneminde efendim. Ama nasıl girdi? Meğer Mevlüt'ün onlardaymış aslı, onlardan almışız. Müslümanlar onlara özenmiş, onlardan almış. Ondan sonra da camilerin içine sokmuşlar. O da ayrı bir mesele, ayrı bir şey. Yani bir tür Hristiyanlaşmaya dönüşmüş iş. Bir şiir efendim işte farklı yerlerde, farklı dillerde okunuyor. Ama artık Allah'ın yerine geçen bir peygamber övgüsü. Allah'laştırılan bir peygamber övgüsü. Hristiyanlar nasıl İsa Nebi'yi İnsanlıktan çıkarıp ilahlaştırmışsa, Müslümanların da onlara öykünerek kendi peygamberimizi insanlıktan çıkarıp ilahlaştırmaya dönük efendim. Mevlid'i eğer okuyacak olursanız içinde som şirk şeyler görürsünüz. Hem de som şirk efendim. Yani zatıma mirat edindim zatını. Yani kendime ayna ettim seni. Benim aynamsın sen. Allah Allah. Böyle bir şey nasıl söylenir? Bir mümin nasıl söyler böyle? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Kulu ve elçisidir. Siz ne yaptınız? Yani Miraç'a çıktı diyor, çıktı diyor, çıktı. Bir perdenin önüne geldi diyor. Dedi ki diyor Cebrail, ben buradan öte gidemem. Gidersem yanarım. Buradan öte senle Rabbim baş başasın. Senle Rabbim baş başasın. Ondan sonra merak etti diyor. Perdeyi bir kaldırdı diyor. Bir de ne görsün kendisi diyor. Aman Allah'ım. Yani Rabbi de kendisiymiş. Vahyi de gönderen kendisiymiş. Kendi kendine gönderirmiş. Ya bir yalanda kaç inkar olur? Yani nasıl bir şirktir sizinki? Nasıl bir müşrikliktir? Ben yani hani öyle şeyler var efendim.
karikatürler falan yapmışlar. 40 yıllık putum böyle şık görmedim. Efendim, hakikaten böyle şık görmezsiniz yani. Yani düşünebiliyor musunuz? Bunu da anlatıyorlar. Radyolarda anlatıyorlar, televizyonlarda anlatıyorlar. Matah bir şeymiş gibi. LG'li kitabında yazıyor. Aman Allah'ım. Yani gördüğünüz gibi şirk orada kalmadı tabii. Şirk devam ediyor, geliyor. Efendim, şirkin en büyük zararı insanı içten içe yemesi. İmanın, işte imanın virüsüdür. Anlatabiliyor muyum? İmanın virüsü şirktir. İmanı yer ve bitirir. Bakınız efendim, COVID-19 bir virüstür. Geliyor, giriyor, ne yapıyor? Bağışıklık sistemi zayıf olanları yıkıyor ve öldürüyor, alıp götürüyor. Aslında bağışıklık sistemi nedir? Yani imanda bağışıklık sistemi nedir? İşte tevhid dediğimiz şeydir o. Anlatabiliyor muyum? Yani sizi güçlü kılar. Allah inancı sizi güçlü kılar. Tam da bayram salatının anlamı ve amacı burada kendini gösteriyor. Neden Allah'ı anarız biz sevindiğimizde? Zira sevincimizi Allah'tan bağımsız yapmayız. Allah'tan bağımsız sevinmeyiz. Neden üzüldüğümüzde, yani cenaze salatında, cenaze namazı dediğiniz cenaze salatında neden fazla tekbirler vardır? Yine Allahu Ekberler vardır. Neden bayramda varsa onda da o yüzden var. Niye? Çünkü biz üzüldüğümüzde de Allah'ı anarız. Zira Allahsız üzülmeyiz, Allahsız sevinmeyiz. Hüznümüzü Allah'ın gidereceğine inanırız. Dahası bizi üzen şeyin bizi Allahsız bırakmasına izin vermeyiz. O üzüntünün altında kalmayız. Üzüntü bizi ezemez. Sıkıntı, keder, dert, acı bizi ezemez. Bizi mahvedemez. Niye? Allah acı büyüktür. Her acı Allah'tan. Allah her acıdan büyüktür. Öyle mi? Acın ne kadar büyük olursa olsun unutma, Allah acıdan daha büyüktür. O zaman dert ne kadar büyük olursa olsun unutma, Allah her dertten daha büyüktür. Harika. Alın kendi kendinize self-telkin. Harika bir telkin yöntemi. Ve böyle çıkarsınız. Yoksa kendi labirentinizde boğulursunuz. İnsan zaten kendisini boğar. Kendisini mahveder. Sevinçte de öyle. Yani sevindirerek yoldan çıkarmak, üzerek yoldan çıkarmaktan daha kolay olabilir. Tıpkı överek yoldan çıkarmak, söverek yoldan çıkarmaktan daha kolay olduğu gibi. Peki o zaman ne yaparız? Allahu Ekber. Allahu Ekber. Niye? Ya ben seviniyorum. Buna seviniyorum, memnun oluyorum ama bu sevinç bana Allah'ı unutturmuyor. Hani Hazreti Süleyman'la ilgili atlarını severken Allah'ı anardı diyor ya. Efendim atı çok severmiş. Allah Resulü de kırmızı develeri çok severmiş. Develeri görünce Allah'ı anarmış. Anlatabiliyor muyum? Aslında bu bir terbiye dostlar. Bu bir eğitim. Yani şu, ben Allah yokmuş gibi konuşmam. Allah yokmuş gibi düşünmem. Allah yokmuş gibi yaşamam. Yani aslında burada Allah faktörü, Allah ilkesi ki bir ilke olarak da almak lazım Allah'ı. Allah ilkesi neye geliyor biliyor musunuz? Şuna geliyor efendim. Ben hiçbir duygu durumumu referanssız yaşamam. Referanstan bağımsız değil. Niye? Referanslar önemli. İnsanın eşiyle cinsel hayatı geçirmesinin meşruiyetini nereden alır? Nikahtan alır. Öyle değil mi? Ama aynı durumu eşi olmayan biriyle yaşarsa alın. Bir harama bulaşmış olur. Dolayısıyla insanın mal harcama referansını nereden alır?
helallikten alır. Öyle değil mi? Helallik meşruiyetini nereden alır? Emekten alır. Emek de meşruiyetini sahiplikten, mülkiyetten alır. Dolayısıyla bu anlamda bakınız, her şeyin bir meşruiyet sınırı var bu anlamda. Onun için Allah ilkesi bu noktada bizim duygularımızın referansı olmalı. Yoksa ne olur? İnsanı duygusuyla baş başa bıraktığınızda şeytanıyla baş başa bıraktınız. Hani bir derste şeytanı işlemiştim. Şeytan aslında Hollywood filmlerinde gördüğünüz o boynuzlu, çirkin varlık falan değil. Öyle bir şey yok. Şeytan Kur'an'da iki türlü geçer. 88 tane ayet vardır içinde şeytan geçen. Bunların 60 küsürü bizzat Mekke'de, Medine'de yürüyen adamlar. Onlardan şeytan diye bahseder Kur'an. Mekke'nin şeytanlarından biri Ebu Leheb'tir. Biri Ebu Cehil'dir. Biri Utbe'dir. Biri Ümeyye bin Halef'tir. Übey bin Halef'tir. Vesair. Medine'de de işte münafıkların reisi Ubey bin Selül'dür. O da şeytan olarak geçer. Dolayısıyla ve dahası işte Kâb bin Eşref. Şeytan olarak geçer. Dolayısıyla yani biri budur. İkincisi de güdüleriniz ve dürtüleriniz. Güdüleriniz. Sizi yoldan çıkaran güdüler. Onun için korkumuz eğer bizi yönetirse şeytanımız olur. Eğer biz korkuyu yönetirsek nimet olur. Şehvetimiz eğer bizi yönetirse şeytanımız olur. Eğer biz onu yönetirsek meleğimiz olur. Melekemiz olur. Öfkemiz de öyle. Öfkemiz eğer biz öfkeyi yönetirsek melekemiz olur. Güvenlik olur. Ama o bizi yönetirse şeytanımız olur. Dolayısıyla sevinç de böyledir dostlar. Biz sevinci yönetelim diye vardır işte. Bugün sevinci nasıl yöneteceğimize dair bir duruş sergiledik. Duruş, kıyam. Kıyam duruş demektir. Bir duruş sergiledik. İçine tekbir kattık. Yani Allah ilkesinden yola çıktık. Referansımız var dedik. Referanssız değiliz dedik. Sevinirken yoldan çıkmayız dedik. Sevinirken kendimizi kaybetmeyiz dedik. Biz meşru seviniriz. Sevinirken kendimizi buluruz dedik. Kendimizi kaybetmeyiz. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Değerli kardeşlerim, pandemi döneminde bayramda böyle oluyor demek ki. Safları sıklaştırmıyoruz. Öyle daha güzel. Seyrekleştiriyoruz. Lütfen kul hakkına riayet edin. Birbirinize pandemi, COVID-19 bulaştırmayın. Yani şunu söyleyeyim, cinayete yardım ve yataklıktır. Onun için ağır gelmesin lütfen, böyledir. Onun için de kul hakları içine bunları başana yerleştirmemiz lazım. Şu var ya, bu bir kul hakkıdır. Bu bir kul hakkıdır. Bu çok önemli. Şu maske bir kul hakkıdır. Sosyal mesafe bir kul hakkıdır. Bana bir şey olmaz, size bir şey olmayabilir. Ama sizdeki virüs bir başkasını öldürebilir. Ne farkı var Allah aşkına cinayetten? Yani dolayısıyla elinize ille silah alıp vurmanız mı lazım? Bu anlamda bizler daha dikkatli olmalıyız ve topluma model, örnek olmalıyız. Kardeşlerimiz tabii ki pandemi döneminde efendim kucaklaşamıyoruz, tokalaşamıyoruz, efendim mesafeli oluyoruz. Ama tokalaşmanın tek yöntemi elin ele değmesi değil ki, gözün göze değmesi gözün tokalaşmasıdır. Yüreğin yüreğe değmesi yüreğin tokalaşmasıdır. Gönlün gönle değmesi gönlün tokalaşmasıdır. Özün öze değmesi ve sözün kulağa, kulağın söze değmesi, kulağın sözün tokalaşmasıdır. Öyle değil mi?
Ve burada muhabbetimiz muhabbete değdi. Sevgimiz sevgiye değdi. Özümüz özünüze, özünüz özümüze değdi. Gözünüz yüzümüze, yüzümüz gözünüze değdi. Sözümüz kulağınıza, kulağınız sözümüze değdi. Dolayısıyla birçok şey tokalaştı bakınız. Böyle bakmak lazım, böyle görmek lazım. Onun için de mümkün olduğu kadar şey yapmayalım, mesafeye dikkat edelim. Uzaktan başla bayramlaşalım. Ve Rabbim sizleri, bizleri, hepimizi görünür ve görünmez belalardan, musibetlerden muhafaza buyursun. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum canı gönülden. Hepinizi tek tek tokalaşmış gibi, tek tek görüşmüş gibi kabul edin lütfen. Hepinize hayırlı bir bayram diliyorum. Başkalarını sevindireceğiniz bir bayram diliyorum. Ömrünüz inşallah kurbiyet kesbetsin. Ahiretiniz de Ramazan, ahiretiniz de bayram olsun inşallah. Kurban olsun inşallah. Rabbim burada cem ettiği gibi cennetinde de cem eylesin bizleri. Ve sevincimizi elimizden almak isteyenlere fırsat vermesin inşallah. Ve siz de fırsat vermeyin. Gülüşünüzü, tebessümünüzü başkalarına vermeyin. O sizde kalsın. O sizde çoğalsın. O daima başkalarına umut olsun. Hiçbir şeyiniz yoksa umut dağıtın insanlara. İki cümle verin. Morali yerine gelsin. Yani bugünlerde geçer deyin mesela. Hayırlısı olsun deyin. Kazandığın günlere say deyin. Her zaman insan kazanmaz deyin. Bazen de böyle olur deyin. Ve böyle olacağını nasıl anlarız başka türlü? Haz ve hız çağında biri bizi durdurmalıydı değil mi? Haz ve hız çağında bu işlerin hep yükselerek gitmeyeceği de anlaşılmalıydı değil mi? Yani bu arabanın gazı var da bir de freni olması lazımdı değil mi? Yani pandemi freni olmasaydı bize kim hatırlatacaktı? Yeryüzüne bakınız sözünü geçirdi. Evet, bir virüs. Gözle görmek için 30 bin kez büyütülmesi lazım. Bu kadar küçük bir şey ki virüsler cansızdır. Biyolojik olarak, kategorik olarak biyolojiye girmezler, kimyaya girerler. Efendim, bu cansızdır. Ama hücreye giriyor, hücrenin içine bir moleküle tutunarak giriyor, bir turvatı kullanıyor. Turvatı, turvatının içine biniyor ve moleküle tutunarak, yoksa hücre duvarını aşamaz. Hücre duvarı kilitlidir. Rabbimiz öyle yaratmıştır. Hücre duvarını aşması için bir parolayı çalan bir şeyle, sahtekar lazım. İşte molekül o. O molekülün içine bürünüyor, oradan giriyor hücrenin içine. Hücrenin içine girince merdivenin yarısı. Ribonükleik asit, RNA. Ondan sonra orada kendisini kopyalıyor, DNA oluyor. Deoksiribonükleik asit oluyor. Yani tam merdiven oluyor. Ondan sonra geliyor hücre zincirinin içine, yani bir mabatlık yerde bana verin diyor. Oraya giriyor ve oraya oturuyor. Oraya oturduğunda artık imalat başlıyor. Sizin hücreniz virüs imalat merkezi oluyor. Virüs imal etmeye başlıyor. Binlerce insanı enfekte edebilirsiniz. Binlerce insana virüs kaptırabilirsiniz. Yani artık yürüyen virüs. Tam şip de böyledir işte. Bakınız, tırvatının içinde gelir şirk, imanın içine, iman hücresinin içine. Yani sahte bir iman olarak gelir. Mutlaka dinle ilişkilidir şirkler. Onun için tırvatının içine biner, gelir hücreye girer, iman hücresine. Oraya yerleşti mi artık o şirkin imanına yerleşti kimse şirk bulaştıran birine dönüşür. Şirk fabrikasına dönüşür. Değdiğine şirk bulaştırır. Hafizanallah ve iyyakum. Allah sizi de bizi de muhafaza etsin inşallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe
illallah, vallahu ekber, Allahu ekber ve lillahi.